Sayın Adalet Bakanı bir konuşmasında Türkiye'de işkence yoktur demiş. 12 tane tweet atmış. Demin bir daha baktım. Uzun uzun bu tweetlerde kim iddia ediyorsa gelsin demiş, ismini, kimliğini, cismini versin, biz gerekeni yaparız diyor. Peki ben söylüyorum. Human Rights Watch'un raporu var. 12 isim var. Atıfta bulunuyorum, zamanım yok. Lütfen o isimlere bakın. İşkence var mı, yok mu? Yine Çağdaş Hukukçular Derneği'nin bu konuda gördüğü copla tecavüzden dolayı, bunu söylerken de özür diliyorum kamuoyundan, halkımızdan, ameliyat olan tutuklular var diyor. ÇHD'nin raporuna bakmanızı öneririm. Biraz önce aldım bu ismi. Sertaç Sapmaz. Şu anda Bolu cezaevinde, sadece örnek olsun diye veriyorum. Yaralıyken Sincan'a götürülüyor, ameliyat edilmesi gerekiyor. Şırnak'tan götürülmüş. Çok ciddi işkence görmüş ve kendisinin beyanı da, ailesi bugün yarın suç duyurusunda bulunacak. Somut bir isim olsun diye veriyorum. Ayrıca bu konuda eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın bugün de yaptığı çağrıyı ben meclis genel kurulundan bir daha ifade ediyorum. Gelin cezaevine beraber gidelim. Hangimizi istiyorsanız. Siz bir yıldır cezaevime girişimize izin vermiyorsunuz. Hukuksuz, keyfi, zorba yöntemlerle milletvekillerinin gidip oradaki koşulları denetlemesini, görmesini izin vermiyorsunuz. Gelin gidelim beraber. Eş başkanımızın açık çağrısı var. İşkence yoksa o istifa edecek. Yoksa siz istifa edeceksiniz. Kamuoyuna açık söylüyoruz.